Hali bu hafta erkek voleybol takımımızın oyuncusu Mahir Toptaş'ın evine konuk olacak. Şimdi onun Acıbadem'deki evinin önündeyiz ve zili çalıyoruz. Zil bu değilmiş ama. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Biz geldik. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Mahir, öncelikle çok teşekkür ederiz bizi evine kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok misafirperver çıktın. Tek seferde hemen kabul ettin. Israr etmeme bile gerek kalmadı. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Mahir, o zaman seni birazcık tanıyalım. Nerede başladın voleybola? Şimdiye dek neler yaptın? Kaç yaşındasın? Vesaire vesaire. 1986 İstanbul doğumluyum ben. Yani 28 yaşında oluyorum sanırım. Voleybola Galatasaray'da başladım. 9 sene kadar Galatasaray'da oynadım. Çok uzun bir süre ya, 9 sene. 9 sene oynadım. A takımda 3 sezon geçirdim. O zamanlar üniversitedeyken gidip gelmek zor oluyordu. Yani birini tercih etmek zorunda kaldım daha doğrusu. O zamanki şartlar böyle gerekti. Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldım. Üniversiteye devam ettim. Ondan sonra MEF okullarında oynadım. MEF okullarında da 2 sezon oynadıktan sonra o dönemde üniversitem bitti. Üniversiteden mezun olduktan sonra işte sırasıyla Haydarpaşa'da oynadım, Alanya'da oynadım, Esvoley'de oynadım. Başka nerede oynadım? Alanya'da oynadım. Geçen sene Çevre Gücü'nde oynadım. Orasını da kapattıktan sonra Beşiktaş'a geldim. Başarıyla kaç kulüp kapattın şimdiye kadar? Başarıyla Galatasaray, her şey oynadığım bütün kulüpleri kapattım. Gerçekten evet. Çok yeteneklisin. Evet. Keşke seni takımı alırken bir kere daha düşünseydik diyeceğim de koca kulübün voleybol takımı tabii ki kapanmaz yani. Evet. Yani böyle bir kısmetsiz geçmişim var ama bunu burada kıracağımızı düşünüyorum. İnşallah uzun yıllarda burada oynamak istiyorum. Umarım bir aksilik olmaz. İnşallah. Ben yayından önce de İbrahim'den sana bahsetmiştim ama seyircilerimize de bir İbrahim'i hatırlatmak istiyorum aslında. Bundan 3 sezon ya da işte 4 sezon önce İbrahim bizde oynuyordu. O zaman biz 1. ligdeydik. Bir gün onu programıma konuk ettim. Orada konuşuyoruz. Nerelerde oynadım? Burada oynadım. Şurayı kapattım. Burada oynadım. Burası kapandı. Şurası kapandı dedi. Aynı senin gibi. Dedim ki ya İbrahim dedim, bizim kulübü hayatta kapatamazsın dedim. Aynı az önce söylediğim gibi. O sene 2. lige düştük. Kime düştük ama İbrahim şu an başarılı bir şekilde devam ediyormuş voleybol hayatına. Benim aslında Galatasaray'dan önce bir Marmara Koleji maceram var. Bir sene Marmara Koleji'nde başladım. İlk orada başladın. Kaç yaşına başladın? Sanırım 13 yaşındaydım. Yani benim babam voleybolcu, eski voleybolcu. Onun sayesinde hep hani doğduğum günden beri salondayım diyebilirim. Onun sayesinde aslında birçok şey biliyordum voleybola başladığımda. Daha bir hazır başladım. Ama ilk takıma Marmara'da başladım denebilir. Marmara'dan ayrıldıktan bir sene sonra Marmara kapandı. Galatasaray'a geldim. Orada uzun bir süre oynadım. MEF'e gittim. MEF'ten ayrıldım. Bir sene sonra MEF kapandı. Oradan ama sonra sen oradayken kapanmıyor. Evet, sen gittikten sonra kapanıyor. Yani sensiz olmuyor demek ki. Benden sonra MEF kapandı. Haydarpaşa'ya gittim. Orası kapandı. Alanya'ya gittim. Orası kapandı. Burhaniye'ye gittim. Orası kapandı. Keşan'a gittim. Kapandı. Geçen sene Çevre Gücü'nü kapattım. Ve buradayım. Evet. Şu an gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Yani ben iki kulüp falandır diye düşünmüştüm ama. Ben de şimdi sayınca ama ciddiyetini bayağı kapatmışım. Bence voleybol camiasının bir araya gelip seni uzak tutması gerekiyor. Evet. Hani ne güzel, zamanında ne güzel bırakmışsın işte üniversite için, okula yoğunlaşmak için. Öyle devam etseymişsin keşke. Kısmet bu şekilde devam etti. Yok, işin şakası gerçekten. Aslında okuduğum işi de yapmak için bir süre uğraştım. İletişim okudum ben. Yani bir süre o sektörde de uğraştım arkadaşlarımla birlikte ama pek beceremedim diyebiliriz. Hangi daldan tutunmaya çalıştın iletişime? Tasarım. Ben grafik tasarım okudum. Hı hı. Bir arkadaşımla, iki arkadaşımla birlikte bir grafik tasarım işi yapmak için uğraştık. Pek başarılı olmadık açıkçası. O yüzden dedik yapacağımız en iyi iş bildiğimiz iş. O işe dönelim. O yüzden ya çok iyi yapmışsınız yani. Ya iletişim gerçekten. Ya ben de iletişim okuyan biri olarak ve yıllardır bu işle uğraşan biri olarak yani çevremdeki hiç kimseye tavsiye etmiyorum iletişim okumalarını. Evet. Kimse okumasın ya, bence hiç gerek yok. Başka bölümlere yönelin. Ne bileyim, doktor olun, avukat olun tabii olabiliyorsunuz. Bunlar çok kolay şeyler değil ama başka bir şey okuyun ama iletişim okumayın yani. Evet. Bir de şöyle bir durum var bizim mesleğimizde aslında. İletişim okuyan insandan çok bilen insan da çok var. Evet. Tasarım için söyleyeyim özellikle. Yani bunun aslında okuldan ziyade kafasını bu işe verebilen ya da birazcık sevebilen herkes bu işi öğrenebiliyor. Bu işi öğrenince de herkes bu işi yapıyor. Aynen öyle. Yani o yüzden pasta belki büyük olabilir ama bir o kadar da küçük.
Yani çünkü çok fazla insan var. Tabii çok fazla alaylı var. Onlar da piyasadaki ücretleri aşağı doğru çekiyorlar. Aynen öyle. Onlar daha çok yer buluyor ama biz eğitimli olanlar daha az yer buluyoruz. Zor aynen. Gerçekten. Ben çok iyi yapmışsın. Peki kaça kadar voleybol oynamayı düşünüyorsun? Yani şu anda 27-28 yaşındayım. 35'e kadar oynarım herhalde. Ben çünkü voleybol oynamayı çok seviyorum. Yani vücudum el verdiği sürece de oynarım. Kafa olarak hiçbir zaman bitmez gibime geliyor bende voleybol aşkı. Yani vücudum el verdiği sürece sonuna kadar oynarım. O zaman bittikten sonra da yine voleybolla ilgili bir şeyler yaparsın evet, herhalde. Benim babam eski voleybolcu bahsettim. 45 yaşına kadar oynadı. Evet. Maşallah. Yani biraz fazla oynadı ama 45 yaşına kadar oynadı. Yani mümkün olursa ben de onun izinden gitmek isterim. Voleybol bittikten sonra da babam da şu anda bir voleybol menajerlik şirketi var. Onunla birlikte çalışıyorum. Aynı zamanda spor okulları planımız, projemiz var. Onlar için uğraşıyoruz. Bıraktıktan sonra da o işlere yoğunlaşacağımızı düşünüyorum. Ama yalnız biliyorsun babanın izinden gidebilmen için bu kulüp kapatma işine bir son vermen gerekiyor. Babamda da aslında böyle bir kötü şöhret var. Gerçekten mi? Benim kadar olmasa da onda da gerçi onun oynadığı kulüpler 20 sene önceydi. Oynadı. 10 sene sonra kapandı. E tabii o normal yani, bir şey. Evet, bir de bankalarda, şirketlerde dayanamadılar. Kapattılar. Yani onunki benimkine göre biraz daha iyi ama benim durum biraz daha kritik. Evet. Gerçekten bayağı kaç kulüp saydık ya? Ben az önce sayamadım yani, hatta. Sanırım 8 falan. 8. Evet. Neyse 10'a kadar götürürsün sonra bırakırsın herhalde. Evet yani inşallah burada bitiririm de. İnşallah. Peki Beşiktaş'la yolun nasıl kesişti? Geçen sene oynadığım takım kapandıktan sonra aslında bu yaz biraz bekledik biz. Yani onlarla yola devam eder miyiz, edemez miyiz? Onun haberi için bekledik. Devam edecek gibi gözüküyordu. Beşiktaş'ın da açılacağı belli değildi. Devam edecek gibi gözüküyordu. Yani bir anda haber geldi kulübün kapandığını. Biz de geç kaldık aslında transfer için. Çünkü oraya beklediğimiz için ne yaparız ne ederiz diye aynı tarihlerde de Beşiktaş açıldığını öğrendik. Meftun hocam sağ olsun onlarla bir görüşmemiz oldu. Hocalarla görüştükten sonra iki görüşmenin sonucunda anlaştık. Peki mevkin ne? Pasörüm ben. En başından beri pasör müydün? En başından beri pasördüm ama ilk başladığım sene sanırım evet. Yani bir yarı sezon falan libero oynadım. Boyum da kısa malumunuz. O yüzden bir libero denediler. Boyun kaç? 1.85. 1.85 var mısın? Evet. Gerçekten var mısın? Az önce yan yanayken 1.85 gibi yoktun sanki. Varım. Ya da ben yanlış biliyorum kendi boyumu belki. Sen 1.85'sindir. Senin boyun uzun mu? Ben 80 biliyorum kendimi de. Ben de 1.85. Neyse çok fazla karıştırmayalım. Evet. Ama konuşabilseydim. Liberoluk çok garip bir mevki bence ya. Evet. Değişik bir şey gerçekten. Çok zor. Voleybolu bilmeyen birçok insan mesela bana soruyor orada ne yapıyor başka forma falan gibi. Evet. Forması mı kalmamış acaba falan diyen bir arkadaşım oldu. Şimdi kendisini deşifre etmeyeceğim. O biliyor kim olduğunu. Forması mı yok acaba falan diyenler oluyor. Gerçekten çok zor bir şey ya liberoluk. Evet, zor. Yani onu aslında tabii ki onlar kendi işlerini çok iyi yapıyorlar ama anlamayan bir insan için dışarıdan takip ederken bunu anlaması çok zor. Giriyor, yani çıkıyor. Kimin yerine giriyor, niye servis atmıyor, neden öne gelmiyor? Yani bunu anlaması çok. Neden farklı forma giyiyor? Voleybol anlamayan herkesin sorduğu fix soru budur. Farklı forma giyen pasör mü oluyor da libero mu oluyor? Yani hep duyduğum şey bu. Sen ne iş yapıyorsun? İşte voleybol. Mevkin ne pasör? Farklı forma mı giyiyorsun? Yani hep sorulan soru bu oluyor bize. Yaz ne kadar estetiğe düşkün insanlarız farkında mısın? Evet. Hemen formayı soruyor evet, yani evet, insanlar. Önemli o. Hani hiç oyun stiliymiş falan değil sadece forma yani evet, dikkatimizi evet. Çeken şey çok garip. Peki başka böyle ilgilendiğin sporlar oldu mu? Sevdiğin sporlar, izlemekten hoşlandın ya da amatörce yaptın? Küçükken futbol oynuyordum. Çok da oynadım. Erkek çocuğu yani, normal zaten. Aslında erkek çocuklarından biraz daha fazla yani normal bildiğimiz erkek çocukları sokağa çık iki taşı üst üste koy oynadan biraz daha fazlaydı. Yani sabahtan akşama kadar hatta Avcılar'da oturuyorduk. Avcılar'da futbol oynayan arkadaşlarım vardı. Onlarla birlikte antrenmanlara gidiyordum. Zorla çıkmaya falan çalışıyordum. Yani baba mesleği voleybol olunca daha çok sonra bir yaştan sonra ona yöneldik tabii. Ama futbol oynamayı, izlemeyi çok severim. Peki hiç dedin mi ya keşke futbolda devam etseydim de bu voleybola hiç girmeseydim diye. Voleybolu gerçekten çok seviyorum. Yani benim bir sakatlığım olmuştu. O dönemde izlemekten inanılmaz yani zorlanıyordum oynayamadığım için. Bana çok zor geliyordu. Çok seviyorum çünkü yani işimi. Ama tabii futbolcu olmak isterdim.
futbolcu olmak. Bence iyi ki voleybolcu olmuşsun ya. Yani pişman değilim. Ama futbolcu olsam da olurdu yani. Güzel olurdu. Severim çünkü. Oynamayı çok severim. Peki bu ülkemizdeki şu genel algıyı nasıl buluyorsun? İşte ülkemizdekiler daha çok kızlara voleybolu yakıştırıyorlar. Biliyorsun erkeklere pek evet, yakıştırmıyorlar. Böyle bir şey var. Ama ben de tam tersi. Hep söylüyorum. Biliyorum yani kız takımımızdaki, kadın takımımızdakiler kızacak artık bana ama kız takımı işte her vurduğunda, işte her blokta onda bunda bir çığlık falan atıyorlar. O benim çok sinirim bozuyor. Ben erkeklerin oyununu daha çok seviyorum. Hem siz çok daha sert oynuyorsunuz. Erkek voleybolu daha çok seviyorum. Ama ülkemizde %99.9 hatta böyle de bir oran da veriyorum. Bayan voleybolu seviyorlar. Yani bu seni üzüyor mu? Aslında şöyle bir düşünce var sanırım insanlarda. Biz mesela servisi karşılıyoruz, vuruyoruz, ölüyor. Yani yaklaşık bir 20 saniye sürüyor. Ama bayanlar da o vuruyor, o çıkarıyor. Uzun rangiler gidiyor, geliyor. Yani bilmeyen insanın ya da yani voleybolun içinde olmayan insanın diyeyim, o daha çok hoşuna gidiyor galiba. Ama bizi yoruyor. Ben mesela şahsen yani kendi adıma sevmiyorum bayan voleybolu izlemeyi. Sıkılıyorum. Çok esniyorum izlediğim zaman yani mesela. Yani mesela sayı kaybediyorlar, ortada seviniyorlar. Sayı kazanıyorlar, ortada seviniyorlar. İzlerken mesela uzak bazen anlamıyorum. Kim kazandı bu sayı? Kim kaybetti? Yani hep bir mutlular. Hep bir seviniyorlar. Anlamıyorum. Beni de yoruyor dediğin gibi yani. Sürekli gidiyor geliyor, gidiyor geliyor top. Artık biri de vursun da ölsün diyorum şu topu. Yani artık yeter yani. Evet. Bir sayı olsun ya. Yoruyor beni gerçekten. Aynı fikirdeyim seninle bu konuda. Beni de çok yoruyor. Garip yani işte ama nedense hep öyle. Erkeklere yer, basketbolu, evet. Kadınlara da mesela basketbolu yakıştırmıyorlar. Ben de yıllarca basketbol oynadım. Hep işte aman... Yakıştırıyor muydun kendini? Ya kendime yakıştırmıyordum tabii ki. Ama gerçi ben 5 numaraydım. Ya düşün çok dandik bir takımım vardı. Ben 5'tim yani bu boyla. Hani ben 5 numaraydım. Zaten ben öyle çok kız kız oynamıyordum onu. Ama yani baktığın zaman tabii ki erkeklerde daha estetik ama böyle de ayırmamak lazım ya. Yani erkeğe o yakışmaz, kıza bu yakışmaz falan diye. Evet, erkeklerde baskette biraz şova daha yönelik olduğu için evet. Görsel anlamda daha güzel oluyor. Evet, örneğin geçtiğimiz haftalarda bir kadın basketbol takımımızın maçını yorumluyordum, canlı veriyorduk maçı. Bir oyuncumuz kim hatırlamıyorum, fast break'le çıktı gitti. Ben bekledim ki smaç vuracak ama turnike. Sonra hatırladım onun kız maçı olduğunu. Turnike'ye evet. Şey yaptık yani ne derler ona katlandık yani öyle bir şey şükür oldu. Şükür ederim o da olmadı. Peki sen sizin takımla basketbol oynuyor musun? Vallahi salı günleri her salı Meftun hocam oynatıyor. O zaman bu salı günü geleceğim. Bekliyoruz ama hiç beceremiyorum basketbolu. Ama gerçekten takımdaki arkadaşlarım çok iyi oynuyor. Kim yani, çok iyi? Mahir kim çok iyi oynuyor? Allah aşkına bir söyler misin? Erden, ayrıca bu sene yeni gelen arkadaşlar iyi oynuyor. Erden çok iyi oynuyor basketbolu. Erden'i izlemedim bilmiyorum. Evet tavsiye ederim çok iyi oynuyor Mithat basketbolu. Mithat çok iyi oynadığını iddia ediyor hiç oynayamıyor. Yok. Erden gerçekten iyi oynuyor. Mustafa'yı biliyorsun. Mustafa'nın ulvi bir gücü var. Ne atsa giriyor bilmiyorum yani nasıl oluyor. Ne yapsa sayı oluyor. Ama sıfır estetik duruyor ya. Alpay Hoca yeni geldi bu sene. Kondisyonerliğimizi yapıyor aynı zamanda. İnanılmaz bir basket. Yani böyle bir şey olamaz. Beş kişinin arasına giriyor. Bacak arasından atıyor, arkasından atıyor, sırtından atıyor. Beş kere dolaşıyor. Her türlü giriyor. Bir şekilde giriyor. Yani programlı atıyor topu. Giriyor topla bir şekilde. Şans işi bayağı İnanılmaz. Ya. Tavsiye ederim. İki sezon önce en son izlemiştim. Sizin takımın tabii o zaman sen yoktun ama takımın birçoğu hala zaten şu an burada. Eski kadro. Onların basketbol oynayışını izledim. Bir süre basketbola küstüm. O kadar yani en sevdiğim sporken. Bizde çok çekişmeli oluyor. Yani dün 5 periyot oynandı. 5 periyot. Yani 4 periyot oynandı. Beraber 5 periyot oynandı. Bir daha uzatmaya gitti. Öyle bir maçtı yani. O kadar yani. Tek farklı da yenildik. Evet. Yani benim pek etkim yoktu ama işte, sen kaç numara oynuyorsun basketbol? Ben gelenlere daha çok pas dağıtmaya çalışıyorum yani. Ne olursa işte 1 2 3 4 bilen çocukları engellememek için. Yani siz oynayın yok, ben size gerçekten pas çok kötü. Mithat'a da söyle oynamasın ya. İddia ediyor çok iyiyim çok iyiyim de değil evet. Yani çok çok evet. Kötü. Peki öyle izlediğin en çok hangi sporu izliyorsun? Futbol. Futbol izliyorum ya genelde evet. Yani basketbolu severim ama futbol kadar değil. Ya yani futbolu gerçekten bütün hafta sonu futbol izliyorum diyebiliriz. En çok hangi ligi seviyorsun? İspanya. İspanya ligi. Evet. La Liga. Aynen. Barcelona taraftarıyım aslında. Ay evet. Canım. Çok severim. Yani bütün maçları da kaçırmadan izliyorum denebilir. Peki o zaman şimdi benim her ligde tuttuğum bir takım vardır. O zaman sana tek tek birkaç tane ülke söyleyeyim. Oradan. Benim de vardır aşağı yukarı. Senin de. Şimdi evet. İspanya'yı öğrendik. Barcelona'ymış. Evet. İngiltere. Arsenal. Ha, olmadı. Manchester United. Almanya. Dortmund. Oldu. Bir an bekledim Bayern Münih mi diyeceksin acaba yok. Diye. Başka Almanya'da Dortmund. Sordum Dortmund. Evet. Başka da aklıma gelen şu an sevdiğim bir lig yok galiba benim. Yani, var mı senin aklına İngiltere, gelen? İngiltere, İspanya, Almanya. Başka da yok. Yok. Yerlerini izlemiyorum Türkiye da zaten. Ligini zaten sormuyorum. Türkiye Ligi'nde zaten belli ne belli oldu. Cevabımız. Peki
Şimdi madem futbolu bu kadar izliyorsun ve madem bu kadar seviyorsun, Türk Ligi'ni diğer liglere oranla böyle karşılaştırdığında sana ne hissettiriyor Türk Ligi izlemek? Beni bazen çok sıkıyor mesela. Yani Ya aslında şöyle bir olmaz şey var. olsun diyorum yani. Yani çocukluğumdan beri izlediğim için uzun vadeli bir yorum yapabileceğim aslında. Yani yakın tarihte bir kalite artışı oldu. Mutlak bir kalite artışı oldu gelen oyuncularla birlikte ama yani o Türklüğümüzün verdiği o sertlik kesinlikle devam ediyor. Yani aynı oyuncular yurt dışında İspanya'da başka oynuyor, Türkiye'de başka oynuyor. Yani çünkü adamı geçince ona bir alan bırakıyorlar geçmesi için. Bizde öyle bir şey yok. Bizde daha çok göğüs göğüse, sırt sırta yani geçtin geçemedin, tekme Allah yumruk yani. Allah Geçersen tekme geçemedin yumruk yani. Bizde daha çok biraz sertliğe müsamaha gösterildiği için Türkiye'de biraz daha böyle. Ama peki o işte dünyaca ünlü yabancı yıldızların Türkiye'ye gelmesi ve işte burada bazı takımlarda rol alması Türk Ligi'nin kalitesinin yükseldiğini mi gösteriyor yoksa sadece onların geldiği ve anlık verdiği katkıyı mı gösteriyor? Bana göre Türk Ligi'ni çok yükseltmiyor onlar. Yani adam gittiği zaman o kalitesi de gidiyor kendiyle Yani birlikte. aslında öyle ama kulüp bazında yani bunu biraz Şampiyonlar Ligi'nde işte UEFA'da geldiğinde adamdan yararlanmak gerekiyor. Yani işte Kite Fenerbahçe'ye geldiğinde, Drogba Galatasaray'a geldiğinde, Quaresma Beşiktaş'a geldiğinde onu kullanıp yani bize verebileceği maksimum şeyi alıp etinden sütünden Etinden yararlanıp gittiği zaman da onunla birlikte gidenlere güle güle deyip arkamıza baktığımızda bize bir şeyler katmasını sağlamalıyız. Yani beklentimiz bu olmalı. Yani Quaresma Beşiktaş'a geldiğinde Beşiktaş'ı alsın, 10 sene şampiyon yapsın değil de bulunduğu süre boyunca bize en iyisini versin. Avrupa'da bize galibiyet getirsin, başarıya ulaştırsın. Bunu beklemeliyiz bence. Yani tabii Yani ki. beklentimiz bu yönde olmalı. O zaman şimdi futbolu, basketbolu, voleybolu bir kenara bırakalım da sana ödenelim. Evet. Günde kaç saat uyursun, kalkarsın, sabah ne yaparsın, antrenman dışında nasıl bir hayatın var? Birazcık senin hayatına girelim bence. Yani arkadaşlarım aslında bende çok dalga geçer. Ben çok erken uyuyorum. Yani 11'de falan uykum gelmeye başlıyor. 12'ye doğru da uyumuş oluyorum. Sabah da genelde erken kalkarım yani. 8'de falan kalkarım. Sen de Tuğba gibi çıktın. O da mı erken? Tuğba da öyle. Yani genelde erken kalkıyorum. Erken antrenman olduğu zaman artık saat bile kurmuyorum. Yani bir de alıştı bünye. O yüzden hep erken kalkıyorum. Genelde antrenmanlarımız 12'de oluyor zaten. Yani 3 saate yakın sürüyor. Genelde 3 saat sürüyor. Antrenmana gittik. Yani 1 saat öncesi gidiş, 1 saat sonrası dönüş. Ondan sonra kalan sürede dediğim gibi işte bir şirketimiz var. Oraya gidip babamla vakit geçiriyorum mümkün olduğu kadar. Olmadığı zaman evdeyim. Daha çok dinleniyorum. Tabii ki arkadaşlarımla akşamları çıkıyorum. Hatta çok çıkıyorum. Yani bir kahve içiyoruz, geziyoruz, sürekli bir şeyler yapıyoruz. 11'e kadar sonra kür Ondan sonra benim uykum geliyor zaten. İşte kedisine bazen dönüşüm. 2 haftada bir zorluyorum kendimi yani gece uzun süreli bekleyeyim diye. Mümkün olduğu kadar, dayandığım kadar dışarıda duruyorum. Yani yazın gece çıktığım da tabii ki oluyor muhakkak. Ama yazın daha çok hani kış antrenman olduğu zaman sezon zamanı beceremiyorum yani. Çok zor oluyor. O yüzden daha çok erken gelip evde yatmayı, Ama dinlenmeyi çok fazla tercih ediyorum. enerji harcıyorsunuz. Evet. Çok fazla performans harcıyorsunuz. Evet. Çok normal yani. Benim bile akşam 10'da 11'de uykum geliyor. Böyle bir yamuluyorum yani. Evet. Senin yamulman çok normal. Peki antrenmanlar nasıl geçiyor? Vallahi antrenmanlarımız hep yoğun ve zorlu geçiyor. Yani salı günü pazar maç yaptığımız için pazartesi günü tatil Of oluyor. oluyor. Salı günü de genelde halter ve basket maçıyla geçiyor. Basket maçı zaten bizi bitiriyor. Çarşamba elimizi kolumuzu kaldırmaya elimiz kalmıyor. Ama hep yoğun ve güzel çalışıyoruz ama yani ben çok memnunum. Çok güzel çalışıyoruz. Çok Keyifli fazla de çalışıyoruz geçiyor. ama çok güzel Bir çalışıyoruz. de yaş ortalaması böyle düşük olan bir takımız Evet. diğer takımlara göre bakıldığı Bir iki zaman. abimiz var Evet, ama. bir iki tane abiler var, büyükler Evet. var ama Rıdvan'la Vasili var zaten şu an Tayfun takımın abi, en... Gökhan abi. Pardon, Tayfun'u unuttum. Evet, onlar da. Onlar var. Onun dışında genelde daha böyle genç Genç, yaşlarda evet. olan Genelde arkadaşlar birçoğu da var. benden de küçük. Yani ben onların Tabii arasında tabii 90'lı 91'liler falan var. 90-91 jenerasyonu çok var takımda, evet. Ki en küçük de Furkan herhalde galiba. 90 Furkan 95'li falan 5'li sanırım. sanırım, evet. Galiba öyle bir şey. Bayağı genç. Bilmiyorum Furkancığım hani daha küçük söylediysem kusuruma bakma ama öyle bir şey diye hatırlıyorum Evet, yani 95 baya olması lazım. baya şey var. Peki böyle geçmişe baktığın zaman kendin altyapıdaydın bir zamanlar mesela. İşte A takım maçlarında işte paspas atıyordun mesela yere Evet. işte top falan topluyordun. Şimdi böyle A takımda olmak ve A takımdan maça çıkarken o top toplayanları ve paspas atanları izlediğinde sana ne hissettiriyor? Çok farklı bir şey Kendi yani. zamanını hatırlıyorsundur Kesinlikle herhalde. muhakkak. Yani dediğim gibi babamların maçlarını izlerken de aynı kulüpte de oynadık. Babam oynarken ben küçük takımdaydım. Yani o zamanlar işte dediğin gibi top topluyorduk, paspas yapıyorduk falan. Böyle ağzımız açık izlerdik onları. Yani bir gün oraya gelebileceğin hayalleri, orada topu tutarken kenarda Ben de böyle olacağım. sadece onları düşünüyordu. Şimdi mesela maçta kenarda top toplayan arkadaşlardan top istediğimiz zaman bazen geliyor o günler aklıma yani.
yıllar evvel o gün ben de oradaydım. Yani yıllar sonra da inşallah o gün gelecek. Onlar bizim yerimizde olacaklar. Yani farklı bir his. Yani insan hedeflerine ulaştığını görüyor. Güzel bir şey. Yani inşallah onlar da bizden daha iyi yerlere gelirler. Güzel bir his. Peki hiç böyle gıcık oluyor muydun o paspas atarken, top toplarken falan? Yeter artık ya, bıktım diye. Yani bazen şeye çok sinirleniyordum mesela. Eskiden formalar bundan daha kötüydü. Yani şu anki pek şey yapmıyordu, teri tutmuyordu. Kaydıkları anda yaklaşık 3-4 metre sırılsıklam su. Biz de yerlerde onları böyle siliyorduk. Sonra biri geliyor ayağıyla, bak burası da kalmış, şurası da kalmış falan yapıyor. Adam atlıyordu yani, atlama, çıkmayacak o top işte. O çıkıyor, peşinden gidiyoruz. Biz bir ne artistik yapıyorsun değil mi yani? Yani çıkmayacak o top, atlama işte. 15 metre gitmişiz abi, biz gidiyoruz peşinden, siliyoruz. Ay neleri ters etti. Uzaktan bakıyorduk böyle, abi atlama, çıkmaz o. Neyse ki şimdi A takımdasın o yüzden. Evet, şimdi artık yerleri artık çok çok uzak zamanlarda tabii, üstüne 10 sene falan geçmiş oluyor. Yani altyapı yaşamı evet. Üzerinden 10 yıl geçmiş oluyor. A takıma çıkalı tam olarak 10 yıl oldu. Yani. Yani 18 evet. Genç takım bitmiş olsa ben şimdi 2002-2003 sezonunda tabii. Çıkmıştım. 10 sene oldu. 10 sene olmuş. Tam tutturmuşum. Evet. Peki o zaman tekrar özel hayatına dönelim. Evet. Şimdi Beşiktaşlı kızlar ekran başına Mahir'in özel hayatına yönelik şeyleri öğreniyoruz. Bir kız arkadaşın var mı diyoruz öncelikle, seyircilerimiz öğrensinler. Kız arkadaşım var. Ne kadar süredir var? 2 sene yakın oldu, 1,5 seneye geçti. Ay maşallah bayağı olmuş. Evet. Peki neler yapıyorsunuz kız arkadaşına boş vakitlerinizde? Kız arkadaşım burada yaşamıyor. Mısır'da yaşıyor. Aa evet. Mısır. Evet, yani zor oluyor görüşmemiz ama sağ olsun bir ayda bir, 1,5 ayda bir geliyor. İş toplantıları oluyor, gezmeye geliyor, tatillerini burada kullanıyor. Yani zor da olsa görüşüyoruz. Bayağı zor ama. Evet, mümkün olduğu kadar sıcak tutmaya çalışıyoruz. Güzel giden bir ilişkim var. Yani inşallah sonu da böyle olur. İnşallah. Yani şimdilik var mı herhangi bir planlarınız? Yaklaşık 10-15 gün önce ben evlenme teklif ettim. Ay, hatta çok takımdaki güzel. Arkadaşlarım da dahil oldu buna. Hepsi geldiler sağ olsunlar. Yani birçoğu geldi. Yani bundan sonraki aşama nasıl ilerler, yani süreç nasıl gelişir bilmiyorum ama böyle bir adım attım şimdilik. Ay canım, nasıl aşama nasıl ilerler? Kız kabul etti nihayetinde. Kız kabul etti ama yani ben gideceğim oraya. Bir ailesiyle tanışacağım, yani babasıyla tanışacağım. Ondan sonraki aşama nasıl ilerler? Ne kadar hızlı, ne kadar yavaş ilerleyecek? O süreci şu an için bilmiyorum. Vermezlerse kaçırırsın. Vermezlerse evet, bir iki planımız var. Vermezlerse kaçırırsın, getirirsin. Evet, yani inşallah verirler de tatlı tatlı alırız diye düşünüyorum. Ya verirler, niye vermesinler? İnşallah, inşallah. Tabii şimdiden böyle endişelenmen normal, ne olacak evet. Ne bitecek diye ama. Korkularım var yani, yok değil. Evet. Yok yok, olur, biz de geliriz düğününe Beşiktaş TV bekleriz, olarak. Bekleriz, bekleriz, memnun oluruz. Biliyorsun biz düğünlerde, doğumlarda vesairelerde çok aktif çalışıyoruz. Öyle ajans mi? Gibi tabii. Bütün düğünlerde biz varız, bekleriz. Bütün doğumlarda biz Mısır'a varız. Mısır'a da bekleriz, orada da bir orası kutlam biraz... Mısır biraz zor ama buradan gerçi hep görmek istemişimdir piramitleri. Evet, tabii düğün geliş gidiş masraflarını karşılarsanız neden olmasın, gelin. Ben karşılarım. Tamam, biz de düğün kameramanı Beşiktaş olur arkadaşım. Beşiktaş ailesi olarak karşılarız. Ya çok güzel, inşallah bütün hedeflerinize i̇nşallah. Ulaşırsın. Peki şimdi ilişki anlamındaki hedefini konuştuk. Geleceğe dair hedeflerinden de biraz bahsettik ama biraz daha girelim istiyorum ben o hedeflerin içine. Tam böyle işte ne bileyim, herkes aşağı yukarı kendine bir ömür biter mesela. Yani şöyle bir ömür biter, işte atıyorum ben işte 50'ye kadar şunu şunu yapmış olurum, sonrasını bilmiyorum artık falanlar. Senin var mı öyle bir koyduğun bir sınır ve o zamana kadar yapacaklarının planlaması? Yani sınırdan ziyade aslında dediğim gibi voleybol oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Yani tabii bunu bilemem ama vücudumun el verdiği kadar oynamak istiyorum. Zaten kısa da bir boyum var. Ne kadar el verir bilmiyorum. Takmış kısa boyu. 1,80 olmasam da. Yani ne kadar olur bilmiyorum. Ama ondan sonra yani yine sporun içinde olmak istiyorum. Oyuncu menajerliği ya babamlarla birlikte daha aktif bıraktıktan sonra daha aktif yapmak istiyorum. Bir de spor okullarında yani çocuk gelişiminde de yani o alanda da olmak istiyorum. Çocuklarla aran iyi o zaman. Çocuklarla aram iyidir. Yani onlara voleybol öğretmeyi, onlarla birlikte sahada olmak da güzel bir his olur. O zaman sabırlısın da. Yani aslında sabırlıyımdır, evet. Ben yani sıfır sabır, hayatta uğraşamam mesela. Yani küçük çocuklara bir şey öğretmekle gerçekten takdir ettim o yüzden şu an seni. Aslında bir şey öğretmekte sabrım çok var mı bilmiyorum ama spor anlamında var. Yani yapabildiğim bir şeyi birine öğretmek aslında bana daha kolay geliyor. Yani biliyorum ki onun ilk aşamasında, ben de o ilk aşamadaydım. Yavaş yavaş öğrenebileceğine inandığım için ona o anlamda sabrım var. Yani hiç bilmediğim bir konuda yardımcı olmaya çalışmak yok, katiyen yok. Evet, ya tabii canım, hiç bilmediğim bir konuda zaten yardımcı olmama da. Yani yardımcı olmaya çalışayım, hani çocuğu bir şeyler yapmaya çalışayım.
bildiğim kadarıyla göstereyim. Yok, yapamazsa. Bilmiyorum, büyük sabır işi. Mesela çocuk geliyor 6-7 yaşında. İşte şöyle vur çocuğum diyorsun, anlamıyor, sıkılıyor. Sıkılmasın diye işin içine oyun katmak zorundasın, kaçmasın diye. Ay sonra onu geçiyor, bak oğlum manşeti şöyle vuracaksın diyor. O hala kolunu kırıyor falan, şöyle bir şeyler yapıyor. Bak öyle olmaz diye. Yok, çok büyük sabır isteyen bir şey. Zor iş gerçekten öyle. Çok zor iş gerçekten. Yani spor okulu hocalığı gerçekten takdir edilesi bir iş. Yani sonuçta bütün çocuklar yap dediğini yapmıyor. Yani biri orada takla atıyor, biri diğerine saçını çekiyor. Yani diğeri orada dolanıyor, yerlerde duruyor. Yani yeri geliyor 30-40 tane çocuk aynı sahanın içerisinde oluyor. Onlara müdahale etmek, kontrol evet, altında tutmak çok zor. Otorite kurmak zor. Evet. Ama otorite kurarken de onları itmemek de lazım. Tabii. Yani böyle gıcık olmamaları lazım yani sana. Yani bütün çocukların sonuçta evde yaşadıkları hayat farklı. Karakterleri farklı. O yaşa geldiklerindeki zaten durumları belli. Yani. Hepsini bir arada tutabilmek çok zor iş. Çok çok zor. Hala düşünüyor musun? Bu kadar konuştuktan sonra. Yani anlattıkça biraz aslında şey uzaklaştım. Zormuş. Gerek yok bence. Ben hemen yıldırıyorum böyle çevremdekileri. Gerçekten çok zor iş. Yani tasarıma döneyim diye düşünüyorum. Tasarım bence de mantıklı. Yani eğer varsa yeteneğin. Aslında yapmayı seviyorum. Ama dediğim gibi yani bir yerde uzaklaştıktan sonra tekrar girmek... Bilmiyorum, kafa olarak kendimi hazır hissetmiyorum. Ama niye mesela voleybol da bırakmıştın, bir süre uzaklaşmıştın. Sonra yine geri döndün, hiçbir şey, hiç sanki bırakmamışsın gibi. Evet yani dediğin gibi sonuçta bu bir yetenek işi. Yapabiliyorsan her zaman yapabiliyorsundur. Yani. Ama kafa olarak hazır hissetmek lazım kendini sanırım. Yani gerçekten bu işi yapacağım deyip sanırım şu anda kendimi o konuda hazır hissediyorum. O da ya bayağı kafa yoran bir şey. Bilgisayarın başındasın, bütün gün nasıl bir şey yapsam diye düşünüyorsun. Görsellik evet. çok önemli. Çok önemli tabii. Çok bayağı zor. Yaratıcı olman lazım. O gün mesela canın bir şey sıkkınsa yandın yani. Olmaz. Olma çıkmaz yok. Hiçbir şey. Evet, o yüzden hep yok. Yüksekte olması gerekiyor moralinin. Hep bayağı istemen zor gerekiyor. Bir şey. Evet. Hep. O da zor ya. Hep zor. Sen ne kadar zor şeyler söylüyorsun. Ne yapabilirim kolay? Var mı bildiğim meslek? Kolay meslek yok ya. Bence yok en iyisi, yani. En iyisi sporculuk. Sizin işiniz de çok zor. Yani. Bizim çok zor. Sakın. Yani. Ama en iyisi girmeyeyim sporcu olmak. Işe. Yok kesinlikle. Girme. Ya sporculuk gerçekten hani tabii ki zor. Yani bunun önemli maçta yaşadığın stresi var, hazırlanma dönemi var. Bunlar çok zor ama aslında bakacak olursanız yani sevdiğin işi yapıyorsun, spor yapıyorsun. Tabii ki. Günde 3 saatini ayırıyorsun. Maksimum 3-4 saatini ayırıyorsun. Evine dönüp dinlenebiliyorsun. Kendi özel hayatını yaşamaya, hobilerini yapmaya ya da hani ne istiyorsan yapmaya, ek bir iş yapmaya zor da olsa vaktin var, zamanın Tabii var. Tabii ki. Yani aslında sporculuk çok güzel bir iş. Yani biraz daha güzel. Konuş oturup ağlayayım şimdi ben niye bıraktım basketbol diye. Çünkü her muhabirliğe gittiğimde, her antrenmanda, her maçta hep bunu düşünüyorum. Böyle bir dakikada olsa ya şimdi orada oynayan ben olabilirdim, benimle röportaj yapabilirlerdi Neden diyorum bıraktın? Mesela. Neden bıraktım? Yani rolleri değiştik ben sana soru soruyorum olur, ama. Olur. Neden bıraktım? O yaşta daha tam böyle bir spor bilincim oluşmamıştı. Yani basketbolculuğun... Kaç yaşındaydın? Bıraktığımda işte 17-18'di. 18 tabii. 18 gibi bıraktım. O zaman basketbolculuğun bir meslek olabileceğini düşünmemiştim. İşte üniversiteye gitmeliyim, çalışmalıyım, dershaneymiş, oymuş buymuş falan filan derken basketbol hep böyle bir hobi gibi kaldı. Çok sonradan dank etti. Ya neden ben basketbolcu da olabilirmişim, bundan da para kazanabilirmişim dedim. Ama geçti gitti. Çok bilinçli değildim o anlamda. İnşallah kendi çocuklarıma. İnşallah. İnşallah. Hep böyle diyorum da çocuklarım da... Sevmezlerse sporu ne yaparım ben bilmiyorum artık. Ben de çok isterim ya çocuklarım sporcu olmasın. Çok çok sporcu olsunlar. Ne oluyorsa olsun ama sporcu olsun istiyorum. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Hangi sporu yaptırırsın peki? Voleybol. Aslında yani ilk başlarda bireysel spor yapmalarını çok istiyorum. Küçük yaşlarda jimnastik olur, tabii atletizm önce olur. Sonra yüzme. İşte yani kız çocuğum olursa bale olur, yüzme olur. Kesinlikle bir bireysel spor yapsınlar. Ondan sonra takım spor. Kendi yani ne olursa. Neyi severse, yeteneği neye varsa ama denesin, her şeyi yapsın istiyorum. Aa, kızın olursa basketbolcu yap, oğlun olursa voleybolcu yap. Tamam. Tabuları yıkalım mı? Tam tersi. Ben çünkü hep öyle diyorum, hep öyle düşünüyorum yani. Ama olabilir. Oğlum olursa handbolcu da yapabilirim. Handbol? Çok fazla seviyorum. Sever misin? Pek bilmem açıkçası yani. Futbolu seven bir adam olduğuna göre... İzlemeyi severim her ama türlü yani lazım. Kurallarını falan çok bilmediğim için ama fazla çok, içine giremiyorum. Çok zor bir spor zaten. Evet. Yani şu anlamda kuralları çok zor. Ben yıllardır izliyorum. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Daha yeni yeni dank etti kuralları yani. Evet. Tabii anlamadığım şeyler oluyor. Mesela pasif diye bir şey var. O tamamen hakemin inisiyatifine kalmış bir karar. Herhangi bir işte mesela basketbolda hücum süresi 24 saniyedir ya. 24 saniye dolarsa artık hücum edemezsin. Evet. Handball'da öyle bir süre yok ama işte eğer takım topu elinde çok fazla dolaştırıyorsa ve bir türlü kaleye atağa geçmiyorsa hakem pasif verir. Önce uyarı verir, sonra pasif verir, top karşı takıma geçer falan.
Ama tamamen yani inisiyatif hücum etmeye yani. Yöneltiyor. Evet, artık hücum et diyor. Yani topu dolaştırıyorsun, süreyi dolduruyorsun boşu boşuna diyor sanki mesela. Sanki ben izlerken hep mesela diyorum ki ya oradan atsan girecekti. Niye atmıyorsun? dönüyor top sürekli. Mesela şey oluyor. İlk bilmeyince böyle izliyorsun. Sanki her adam gidip kaleye kadar girip atabilirmiş gibi geliyor. Öyle bir şey yok işte. Evet. Hepsinin bulunması gereken yerler var. Belli çizgileri geçmemesi gerekiyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam ceza alıyorlar. Bir süre dışarıda kalıyorlar. Evet, iki dakika oynuyorlar. Cezası var. Bir kişi ya da işte kaç kişi almışsa eksik mesela oynuyorlar. Mesela 3 kişi ceza aldı. 3 kişi eksik oynayacaksın o zaman. Zor. Bayağı zor. 2 dakika cezası. zor. Ama mesela işte böyle denk geliyoruz bazen. İşte sarı kart alıyor oyuncu. Hemen şeyden bağırıyorlar tribünden. Öyle sarı kart mı olur falan bilmeyenler. Futbolu gibi düşünüyorlar ya da kırmızı alıyor bağırıyorlar bunu. Evet. Öyle de komik durumlar oluyor ama tavsiye ederim. Çok fazla deşarj eden bir spor. Yani antrenmanlarda eğer salı günü artık... Eğer sert sporları seviyorsan yani. Salı günleri basket haricinde handball oynatırlarsa onu da öğrenmeye çalışırız artık. Handball'dan da soğumak istemiyorum. Çünkü basketbolcuya gerçekten çok kötüydünüz yani. Evet, yani senin adına söylemiyorum da. Öyleyim. Ama salı günü gerçekten izleyeceğim. Evet, gelmeni tavsiye ederim. Hatta çekişmeli yani, hatta çok. İşte o iki sene önce geldim, izledim. Hı-hı. Bir de izlemekle kalmayıp yani... Sadece kendim izlesem iyi, bir de kameraya kaydettirdim. Sonra onu haber olarak yayınladım dalga geçer bir şekilde. İşte basketbol oynayamayan voleybolcularımız diye. O yüzden sen bu salı gelme istersen. Aslında şöyle de bir durum var. Yani voleybol oynamaları daha zor. Mesela bir futbolcunun, bir basketbolcunun. Voleybol daha hani spesifik özellikler gerektiren bir spor. Basketbolu hasbelkader herkes oynayabiliyor. Hı hı. Yani futbolu herkes oynayabiliyor ama voleybol daha zor. Mesela ama voleybolda herkes öyle çok kolay oynanabilen bir spormuş gibi geliyor. Öyle mi? Evet. Yani mesela basketbolcuların ya da futbolcuların oynamasını izliyorum. Yani bir şeyler yapılabiliyor ama belirli bir seviyede. Yani mesela yazın futbolcular beach voley oynamayı çok sever ya. Evet. Mesela hep izliyoruz. Yani yaptıklarını zannediyorlar. Çok da keyif alıyorlar. Şüphesiz çok keyif alıyorlar. Kendilerini yerden yere atıyorlar ama izlerken biz daha keyif alıyoruz tabii. Ama olmuyor yani. O olmuyor. Ben hayatımda ilk kez geçen yıl voleybol oynadım. Hı-hı. Yani çok fazla hoşlanan biri değildim voleyboldan. İşte bu 4 sezondur ben Beşiktaş TV'deyim. 4 sezondur artık o takımları takip edeye de sevmeye başladım aslında. Hani esasen itiraf ediyorum. Geçen yıl ilk kez beach voley oynadım. Beach voley takımımızdan Sagıp'la tanıyorsundur mutlaka. Tabii. Sagıp'ı. Birlikte oynadık ve çok şaşırdım. Aa dedim, oynayabiliyormuşum dedim. O an orada öyle dedim. Onlar da gaza getirdiler, oynayabiliyorsun falan diye. Sonra bir izledim kayıtları. Yok yani. Yok evet, topu karşılıyorum falan filan ama yani mesela siz giderken çok estetik böyle düz koşuyorsunuz falan. Ben böyle yalpalaya yalpalaya sarhoş gibi falan koşuyorum. Yani normal salonda oynayanlar yani için ki, bile çok zor. Tabii ki çok zor yani da. Yani onlarınki ayrı bir meziyet. Yani kumda hareket edebiliyor olmak, sıçrayabilmek çok ayrı bir meziyet. Tansiyonum çıktı artık, o kadar sıcaktı ki. Kocaman sağ iki kişi bir oraya koş, bir oraya koş, çok zor. O tam bir deli işi zaten. Evet, sıcak. çok keyifli ama tabii beach voley de bilmeyen insanlar olabilir. Bir takımda sadece iki kişi oluyor. Yani sizin öyle plajda tatilde böyle onar ona on falan oynuyorsunuz ya, öyle bir şey değil tabii. Onlar için beach voley benim gözümde kendilerini yere atsınlar, uçup top çıkarsınlar, ondan keyif alsınlar. Yani sanki bana öyleymiş gibi geliyor. Evet, bir enteresan. Sen peki öyle yazın beach voley ile falan kendini sezonu hazırlıyor musun salona? Aslında genelde öyle yapıyorlar. İki sezon çünkü öncesine kadar hep oynuyordum. Benim çok samimi bir arkadaşım var. İzliyordur muhtemelen. Murat Aslan İnegöl'de oynuyor da. Onunla birlikte katılıyorduk turnuvalara. Bayağı da yani 3 sezon boyunca falan her yaz mümkün olduğu kadar turnuvalara katılmaya çalıştık. Ondan sonra ben fazla oynamamaya başladım. Onun partneri değişti. O da bu sene oynamadı. Ama genelde yani profesyonel olmasa da antrenman yapmak için gidip oynuyoruz hep. Çünkü hep onu söylüyorlar. Çok fazla zorladığı için. Evet. Salondan önce. Ya kondisyon anlamında çok fazla etkisi oluyor. Peki kendine nasıl dikkat ediyorsun? Yani evet, erken uyuyup erken kalkıyormuşsun. Onu söyledin ama beslenmene dikkat ediyor musun? Neler yiyip neler içiyorsun? Beslenmeme dikkat etmek zorunda kalıyorum. Yani şimdi masörlerimiz, doktorlarımız sağ olsun bize ilaç takviyesi de yapıyorlar, yardım ediyorlar. Ne yiyeceğimizi de öğretmeye çalışıyorlar. Annem de sağ olsun bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Eve geldiğimde karbonhidratsa karbonhidrat, proteinse protein ağırlıklı yemekler yapmaya çalışıyor. Annen tabii eşinden de... Evet, biliyor yani. Geldiğinde şu yılların yenir. Yılların getirdiği bir evet, şey vardır geldiğinde yani. Geldiğinde şu yenir bu yenir bildiği için sağ olsun her zaman yardımcı oluyor bana. Annem olmadığı zaman da geldiğimde eve kendim bir şeyler yapabiliyorum. Yani aç kalmayacak. Göreceğiz ya. Aç kalmayacak şekilde bir şeyler yapabiliyorum. Yani aç kalmıyorum. Bir şekilde dikkat ediyorum yani. Yapmam gereken şeyi, yemem gereken şeyi yiyorum.
Akşam mesela kaçtan, yani en son kaça kadar yemek yiyorsun? Atıyorum bir sınır koymuşsundur. 9'a kadar yiyorum, sonra yemem. Akşam yemeğimi zaten bizim evde erken yeniyor. Böyle bir alışkanlık var yani. 7'den sonra yemek yenmiyor. Ondan sonra bazen çok acıktığım dakikalar oluyor. Yani dolabı açıp ne yapsam diye düşündüm ama yememeye... Şöyle dolabı açıp göbeği kaşıyım. Yememeye çalışıyorum. Meyveyle falan geçiştiriyorum. Çok aç artık uyuyamayacak haldeysem... Yani kendime bir ödül veriyorum bazen ama genelde yemiyorum. Peki o ödül ne oluyor genelde? En çok neyi seviyorsun böyle ödül olarak yani yediğin şey? Yani genelde bunu söylemek istiyorum. Genelde fast food oluyor. Fast food. Çünkü gece geç saat oluyor. Hamburger menüler, pizzalar falan. Yani o saatte yapılacak tek şey o gibi geliyor. Ve şeytan anında aklıma giriyor. Bazen yapıyorum. Mesela kimisinin çok fazla çikolata tutkusu vardır. Hiç, ölür böyle çikolata diye. Yani 10 sene çikolata yemeyim aklıma gelmez. Aynı benim de öyle. Yani çikolata, şerbetli tatlı, arada sütlü tatlı yerim o kadar. Onun dışında hiç. Ama çok zayıfsın zaten. Bir de ya. Antrenmanlara baklava getiriyorlar bazen. Bir de onları yiyorum. Bizim takımda bir de şöyle bir şey var. Servis antrenmanı yaparken alttan servis atan 1 kilo baklava cezası. Yani sağ olsunlar habire birimiz yaptığımız için. Oo, bol bol baklava yiyorsun. Sürekli baklava yiyoruz. Bu baklavalar ne zaman yeniyor? Biz de ona göre gelelim. Genelde her gün geliyor bir sebepten. Geç kalan oluyor, maç kaybeden oluyor. Genelde cezamız baklava. Her gün biri elinde baklavayla geliyor genelde. Bayağı güzel ceza. Evet, evet. O zaman birazcık ara verelim. Daha sonra yine devam edelim. Şu an gerçekten hayretler içindeyim. Tam bir erkek çocuğunun odasındayız. Evet. Gizli oğlum falan mı var? Gayrimeşru. Her yerde arabalar var, tekerlekler var. Orası böyle pit stop tarzı bir şey herhalde. Aynen. Garaj orası. Yaklaşık... DVD koleksiyonu var. 10 yıldır falan araba koleksiyonum var. Ay, benim annem hayatta bunları böyle barındırmaz. Öyle bir şansı yok. Öyle bir şansı. Öyle bir baktın ki. Yok ya, onlar da yani normal karşılıyor. Hatta babam çok ilgilenir, sever yani bu koleksiyonu. Ama çok güzel bir şey. Uzun yıllardır yapıyorum. O da sağ olsun yardımcı, destekçim aynı zamanda. Burada çalışan adamlar falan var bak Cemil. Ay, krikos bile var ya. Ay. Müthiş. Koleksiyon nasıl bir kafa ya, hani? Aslında akıllı işi değil. Yani gerçekten... Yani şu an orada olan arabaların sanırım 3-4 katı kadar da arabam vardı. Yani artık bir ara yemiyordum, içmiyordum, sadece araba alıyordum. Yani hastalık gibi ya gerçekten. Akıllı hani işi... araba alıyordum da öyle. Normalde insanın bilebileceği bir kere, araba değil. Bir kere böyle bir şey oldum. Yani bir yerde arkadaşımla telefonda konuşuyorum, yine bu hobiyle uğraşan bir arkadaşım. Aradı işte, dedi ki ne yaptın, dedi BMW'yi aldın mı falan. Yok ya dedim, ben BMW'yi almıyorum dedim, onun yerine Ferrari'leri aldım falan dedim. Arkadan şöyle bir döndüler bana, ne oluyor, ne diyor bu? Kim oturuyor burada? Kim bu diye. Ne iş yapıyor? Hani bir de söylesen mesela voleybolcuyum falan, şoke olurlar. Bu ne kazanıyor bu kadar? Vay be, ne para varmış. Halbuki gittiği takımı kapatıyor. Şu arkamızdaki masadaki her şeyin tadına baktık. Mahir'in annesine çok teşekkür ediyoruz. Zorla bize yedirdi. Sağ olsun. Onun yüzünden bugün bir 2000 kalori aldım sanırım. Bütün diyet falan boşa gitti. Mahir, biz antrenmanı burada bıraktık. Mahir, gerçekten annen sayesinde çok dikkat ediyormuşsun. Yediğini, içtiğini. Evet. Yani, o yüzden biz hiç eve misafir almıyoruz. Çünkü programın ilk bölümünde sallıyordu. Annem sayesinde ben çok dikkat ediyorum. Karbonhidrat, protein hepsi işte sayılıdır falan dedi. Evet. Az önce götürdü ama. O yüzden eve hiç misafir almıyoruz, böyle bozuluyor diyor. Ama annem böyle yani, gerçekten. Onları yemeniz lazım. Zorla yedirdi ya. Yedirir. Şunu için bunu yiyin, bunu yiyin. Korkumdan artık en son bir dilim pasta yedim yani. Hani yemezsem olmayacak diye. Gerçekten buradan çok da teşekkür ediyoruz anneme. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olsun, uğraşmış olsun. Etmiş kadın ki o kadar da tembihledim gelmeden önce. Sakın dedim hiçbir şey yapmasın. Ben de tembihledim ama. Yok. Sen yap için. Dedim. Görüyorum ki bayağı iyi yapmışsın. İyi yaptım. Yani. Böreğimi beğendiniz mi? Çok çok beğendim. Afiyet olsun. Nasıldı tarifi ya? Bir versene onun tarifini. Böreği şimdi geceden ben açtım, yufkaları ince ince olsun diye.
Ha, hazır yufka da değil yani. Yok hayır, geceden açtım ben yufka. Antrenmandan geldikten sonra biraz o yüzden sizden vakit istedim. Hmm. Onların peyniriydi, işte ısıtmasıydı fırında falan. Davlumbaz fırınım var. Benim. Onda biraz uğraştık da o yüzden biraz vakit aldı. Beğendiğinize sevindim ama. Bayağı maharatmışsın. Yok hamarat, maharat değil. Afiyet olsun. Ya, şimdi sizin bu izlediğiniz programın ikinci bölümünün açılışını tam 3 kere yapmaya çalıştım. Ve üçünde dilim dolandı. Tabii siz bunların hiçbirini izlemeyeceksiniz. Çünkü kendimi rezil etmemek için o bölümleri keseceğim ama Mahir'in annesinin yüzünden. Yaptıkları yüzünden. Evet, yaptıkları yüzünden, hazırladıkları yüzünden. Bu bütün şekerli şeyler sanırım benim bünyeme biraz fazla geldi ve galiba şeker komasına giriyorum. Ağzım yüzüm dolanıyor sürekli. Bildiğiniz şekerden sarhoş oldum yani. Evet. O yüzden annene bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu an beni duyuyor mu bilmiyorum. Yan odalarda bir yerde ama gerçekten çok sağ olsun yani. Sağ olsun. Ya. O zaman birazcık bizim takıma geçelim. Evet. Şimdi sen takımdakilerin çoğunu zaten başka yerlerden, oradan buradan tanıyorsun. Zaten voleybol camiası öyle. Çok 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 geniş. Herkesin birbirini tanımayacağı bir camiada değil. Hani bu sene biri başka takımda oynuyor. Ertesi sene bu takıma geliyor. Tanışıyorsunuz, evet. Ediyorsunuz zaten. Takımda en eski kimi tanıyorsun? Tayfun abiyle Vasily'i sanırım aynı yıl tanıdım. MEF'te beraber oynamıştık. Sanırım 8 sezon önce ya da 7 sezon önce MEF Koleji'nde beraber oynamıştık onlarla. Onları gidi MEF. Kapattığım takımlardan biri. Orada onlarla beraber oynadık. Geçen sene Demirhan'la, Erden'le, İzzet'le aynı takımda oynadım. Ondan önce de sanırım daha önce aynı takımda kimseyle oynamadım. Ama yıllarca karşılıklı oynadığımız için hepsiyle tanışıyordum yani. Buraya geldiğimde sanırım bir tek yeni Furkan'ı tanıdım. Furkan yani o da zaten altyapıdan olduğu için. Çıktığı için yaşım ona yetmedi yani. Bir tek onu yeni tanıdım ama diğerleriyle uzun yıllardır birlikte oynamasam da karşılıklı oynadım yani. Hepsiyle bir tanışıklığımız var. Ama böyle tanışıklığının olduğu bir yerde olmak daha kolay motive ediyordu. Kesinlikle, değil mi sizde? Kesinlikle. Yani takıma ilk geldiğim günden beri hiç yabancılık çekmedim. Herkesle muhabbetim vardı. Herkesle yani iyi anlaşabiliyorum, iyi geçiniyorum herkesle. Hiç öyle bir sıkıntı yaşamadık yani. Bizim peki, için büyük avantaj. Peki en çok kiminle iyi anlaşıyorsun? Şimdi herkesle deme, politik bir cevap verme. Çünkü herkesin iyi anlaştığı, biraz daha özel olan biri vardır mutlaka. Yani Demir olabilir. Demir'le birlikte kalıyorum deplasmanlarda. Geçen seneden de arkadaşlığımız vardı. Dışarıda da görüşüyoruz. Erden'le öyle. Kendisini çok seviyorum. Yani gerçekten dediğim gibi ben politik bir cevap vermek istiyorum. Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum ama Tayfun abi mesela sevilmeyecek gibi bir insan değil. Dünyanın en iyi insanı olabilir. Ay bir de o çok hamar atmış. Öyleymiş. Geçtiğimiz haftalarda programıma konuk oldular. Evet. Biri anlatıyor yani o Begüm nasıl şanslı bir kadındı. Evet. Evde temizlik yapıyormuş. Eşine yardım ve inanıyorum yapıyordur. Yemek yapıyor mu? Yok yapar, yapıyordur. Ben de inanıyorum. Çok evcimen çünkü. Yani Mithat'ı çok seviyorum. Gerçekten herkesle çok iyi aramız. Vasily yani eskiden tanıdığım için çok iyi anlaştığım bir arkadaşım. Ya bunları sayabilirim. Vasily kaç senedir burada ya? Vasily'nin 6. sezonu yanlış hatırlamıyorsam. 6. Yani arada bir sene galiba yurt dışına gidip gelmişliği var. Ama galiba bu sene 6. senesi. Bayağı iyi Türkçe konuşuyor artık, evet. O da yani öğrenmiş işine geldiği zamanlarda. Yani biz onunla İngilizce konuşup pratik yapmak isterken o bize her şeyi Türkçe anlatıyor, Türkçe cevap veriyor. Geçtiğimiz günlerde antrenmanınıza gelmiştim. Orada Vasily ile röportaj yapayım dedim. Röportaj yapalım gel dedim. Aa ben Türkçe çok bilmiyorum dedi. Bırak ya dedim bu işleri, gayet biliyorsun iyi Türkçe. Tamam dedim, sıkıştığın yerde dedim İngilizce konuşuruz. Aa yok İngilizce de çok bilmiyorum. Rusça biliyor musun dedim. Çok iyi biliyor, çok orada iyi biliyor. Orada bir de yani, işine gelmeyince İngilizceyi de unuttu bir anda. Toplantıları falan hiç tercüme etmeden her şeyi anlayabiliyor. Her şeyi anlıyor yani. Belki konuşması anlamasına göre biraz daha az olabilir ama gayet başarılı. Yo yo konuşması da iyi. Tane tane öz öz konuşuyor. Bir de yani bu konuda biraz da yetenekli galiba. İlk geldiği sene bile birçok şeyi biliyordu. Hani meramını anlatabiliyordu yani en azından. Sokağa çıkıp gezebiliyordu. Otobüse biniyordu, vapura biniyordu. Her şeyini yapabiliyordu ilk geldiği sene bile. Şimdi yani otobüs şoförlüğü bile yapar. Ya o dil ayrı bir yetenek ya. Kesinlikle. Senin var mı öyle yeteneğin başka dillere karşı? Yani benim İngilizcem var. Ama onun dışında da denemedim de. Belki Mısır'da de vardır. Hangi dil konuşuluyor? Yani Mısır'da Arapça konuşuluyor ama bazen onları dinlerken anlayabiliyorum bazı şeyleri. Türkçe'ye geçmiş birçok şey var. Ama yani zor tabii. Yani tabii. Aradan çekebiliyorum bazı şeyler. Yani şunu mu demek istediler falan diyebiliyorum en fazla o kadar. Bende de bu aralar Sırpça tutkusu var. Deli gibi Sırpça öğrenmeye çalışıyorum. Bayağı bilmiyorum senin ama. Senin için de bayağı faydalı olur. Yetenekli olacak mıyım olmayacak mıyım? Evet çok faydalı olur. Şöyle birçok Sırp oyuncumuz var. Sırp oyuncumuz olmasa da Sırpça, Hırvatça, Boşnakça zaten hep aynı diller. Benziyorlar evet. Yani o birini bildiğin zaman birçok oyuncuyla konuşabilme şansım aynı. Zaten var şu an İngilizce ya da Türkçe bir şekilde konuşuyoruz ama
Sırpçaya özel büyük bir avantaj olur. Özel bilgim var, çok seviyorum ama şu an sadece yani 2-3 cümle falan biliyorum. Özel en başta küfürler öğrenebiliyorsun. Yabancı dili öğrenirken ilk küfürleri öğreniriz biz millet olarak. Evet. Sonra nasılsın? Ya da öğretiriz. Ya da evet. Kimle olmuştu ya? Bir oyuncumuz da vardı öyle bir hikayemiz ama şu an hiç hatırlamadığım için sallamayayım durduk yere. İlk gelir gelmez naber yerine bir küfür öğretmişler çocuğa. Şu an kim olduğunu çok iyi hatırlamıyorum. Direkt onu mu söylüyor? Herkese gidiyor onu söylüyor. Naber sanıyor çünkü çocuk onu. Bir gün böyle tam dayak falan yiyecekken hayır, doğrusu bu falan deyip ortam düzeltilmişti ama kimdi o şimdi? Benim de bir kere başıma gelmişti öyle. Eski oynadığım takımlarda Brezilyalı bir arkadaşımız vardı. O da tabii ki böyle hani küfürü hani kötü bir söz olduğunu biliyorlardı ama seviyesini bilmediği için sinirlendiğinde aynı şeyleri bağıra bağıra söylemiş. Sonra da böyle yaptı. Ben yabancı. Tamam. Baktılar işler kızışıyor. Baktılar dövecekler, kolları sıyırıyorlar. Ben yabancı. Evet. Peki hayvanlarla aran nasıl? Şimdi balkonda iki tane kuş gördüm. Evet. Seyircilerimize de göstereceğiz onları. Çok şirin. Ama şu an şey cinsini unuttum yine ben. Neydi? İspinos. Ha, İspinosmuş. Hı-hı. Ben hiç tanımam kuşları. Yani karga, işte baykuş falan onları çok seviyorum. Yok, güvercin de hep karıştırırım ben. Martı, güvercin gerçekten bilmiyorum hangisi hangisi. O kadar. Karabatağı falan karıştırıyorum o derece. Kuş konusunda pek iyi değilim. Ama orada sırf zaten iki tane kuş aslında bilgi veriyor. Benim babamın kuş merakı vardır çok yani. Çok fazla sever. Uzun zamandır da yani eski oturduğumuz evde yaklaşık 80 tane falan kanaryası vardı. Bir dükkan tutmuştu onlar için. Oradan buraya taşındığımızda deprem zamanı birçok kuş öldü, orada birçoğunu bıraktı falan derken yine uzun bir süre ara vermişti. Tekrardan çok istiyordu bakmak. Sanırım iki hafta önce falan bir kuş yarışması vardı. Beraber gittik. Öyle ona vesile oldu, bana vesile oldu. İkimiz de birer kuş aldık. O yüzden şimdi onlara bakıyoruz da benim bir köpeğim vardı yaklaşık 9,5 yaşında geçen sene vefat etti. Böbrek yetmezliğinden onunla birlikte yaşıyorduk. Evde yukarıda odası vardı. Yani çok seviyorum hayvanları. Özellikle de köpekleri. Ama ondan sonra cesaret bir daha köpek alır mıyım bilmiyorum. Yani çok zor. Şöyle bir tavsiye veririm naçizane. Benim de zamanında beslediğim bir kedim vardı. Hı-hı. O da daha da çok genç olmuştu. 4 yaşındayken sarılık oldu. Evdeki kedi, inanabiliyor yaşasın musun? Yani sarılık oldu, öldü, sağ olasın. Senin de başın sağ olsun şimdi. Birçok insan izleyip ya bunlar ne diyor falan diyor ama gerçekten o hayvan besleyenler çok iyi bilir. O evde birlikte ailenin yaşıyorsun. Bir parçası oluyor. Çocuğun gibi, kardeşin gibi oluyor. Evet. Ve ben tek çocuğum, o benim kardeşim gibiydi gerçekten. O öldükten sonra biz uzun bir süre bunalıma girdik. Özellikle annemle ben ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Her gün mezarına falan gidiyorduk. Mezar yapmıştık ona. Ve dedik ki biz bir daha asla hayvan alamayız dedik. Sonra baktık ki başka bir hayvan aldık, başka bir kedi aldık, onu sahiplendik, onun acısı daha hafifledi. Hmm. O yüzden onu tavsiye edebilirim. Şu an evde iki belki tane kedim var mesela. Belki birkaç sene sonra olabilir o. Tabii hemen daha olmaz, daha acısı çok taze, evet, çok ama taze. Gerçekten zor oldu, çok kötü için bir şey. Böyle bir bakıyorsun her yana, her yerde onu görüyorsun sanki hala evet, varmış evet gibi ama. Sonuçta küçücük, şu kadardı, 45 günlüktü geldiğinde, 9 yaşına kadar. Birlikteydik yani, her şeyi birlikte yaptık. Son kaç dönemleri. Kaç yaşındaydı geldiğinde? 45 günlüktü. Yok, sen kaç yaşındaydın, yanlış sordum. 9 sene önce işte 18, 19. Yani bir bakıma birlikte büyümüş gibi oluyorsun işte. Evet. Yani son dönemleri bir de hastalığı çok zor geçti. Son 1,5 ay falan her gün kucağına al götür hastaneye, önünde çok kilo verdi. Yani bayağı da büyük bir hayvandı, 38 kiloydu. Cinsi neydi? Golden. Ay Golden. Öldüğünde de 27 kilo falandı yani, çok kilo verdi. Onun o halini görmek de beni çok üzdü. Hepimizi daha doğrusu. Yani aileden biriydi dediğim gibi o. Hepimizi çok üzdü. Yani zor bir dönemdi bizim için. Ne güzel böyle biraz daha şeylerden konuşuyorduk, böyle mutlu, neşeli şeylerden. Bir an böyle evet oldu ama olsun, onları evet da öyle hatırlamak da başka bir şey oluyor. Şimdi evet o böyle fotoğraflarına falan bakıp biliyorum için acıyordur ama o anı, o güzel anı hatırlayıp yine kesinlikle mutlu ediyordur seni. Aynen öyle. Mahir'le şimdi oturduğumuz yerde arada bir fotoğraf var. O biraz uzakta kalıyor. Siz fazla seçemiyor olabilirsiniz ama burada bir dede fotoğrafı var. Mahir'in dedesi. Mahir'in annesinin babası oluyor kendisi. Ve üstünde de bir sürü ne derler mi? Madalyon, madalyon derler. Madalya, madalyonlar var. Dedenin hikayesini bir dinleyelim bakalım. Dedem 31 doğumlu, yani 82 yaşında. Anneannem 38 ile 7 yaş büyük. Evet, Kore gazisi. Çok da iyi bir Beşiktaşlıdır. Çok eski bir Beşiktaşlıdır. Koyu bir taraftardır. Yani
Allah uzun ömür versin, hala hayatta. Amin. Ellerinden öpüyorum şu anda da onu. Konu madem Mahir'in dedesinden açıldı, o zaman Mahir'in ailesiyle programımızı noktalayalım. Mahir'in bir ablası var, evet. Bir yeğenin var değil, evet, mi? Bir tane yeğeni var. Onlardan birazcık bahsedelim. Ablanın aranda kaç yaş var? 4. Yani 3,5 denebilir. Bu arada ablasının adı çok güzel mi? Mükemmel bir isim. Ablasının adı da Burcu. Evet. Ablam yaklaşık bir 5 sene oldu sanırım evlendi. 4 yaşında da bir kızı var. Az önce gördünüz. İnanılmaz tatlı. Evet yani. Maşallah. 5 sene önce evlendi, evden ayrıldı. Gerçi çok uzağa gitmedi, iki apartman yanımızda. Her gün bizde denebilir. Pek ayrılmış. Evet, pek ayrılmadı. Annem ve babamla da birlikte yaşıyorum zaten. Onlarla da tanıştınız. Böyle mutlu bir hayatımız var. Aileyle yaşamak çok güzel bir şey değil mi? Yani çok, çok rahat memnunum. Bir şey. Ben çok memnunum. Yani hiç öyle bir, beni zaten hiç bugüne kadar hani sıkmadılar, daraltmadılar. Hep iyi anlaştık. Her zaman onlarla arkadaş gibiydik. O yüzden hiçbir problem, yani hiç bir ayrı eve çıksam, rahatlasam demedim hiç. Bence et anne baba evi daha rahat. Kesinlikle. Zaten ya. Ekmek elden sıkıyor. Annem sağ olsun, yemeklerimizi de yaptığı için. Tabii tabii, börek. O olmadığı zaman çok zorlanıyorum. Hep annemi arıyorum. Antrenmandan geliyorum, yemek yap, çamaşır yıka, bulaşık yıka, çamaşırları as. Tüh. Onları kurut. 20 gün evlendiğinde ne yapacaksın? Yani o güne kadar bari en azından. He, iyi. Ben kullanalım. Zarf attım aslında sana. Hani evlenince değişim olur falan diyeceksin diye. Tercüme abi salladık ama. Hayır, sallamadık ona, gayet yok. Övdük onu biz burada. Evet. Ben de yaparım ya. Yani her zaman yardımcı yaparım olurum. Yaparım mı, yapacağım mı şimdi? Bu önemli bir yani ayrıntı. Yapıyorum, bence kız arkadaşın da izlesin bunları ona göre. Yapacağım da onun şüphesi olmaz. Ya yoktur yani herhalde benim öyle bir şey yapacağımdan. Yardımcı olurum her zaman. Olacaksın tabii ya. Olurum yani. Kadın hizmetçin mi senin? Yok, hiçbir zaman. Tabii yardım ki olacaksın. Ederim. Yani her şeyi yapabilir miyim bilmiyorum. En azından yardımcı olurum. Yapabildiğin yani. Kadarıyla. Tabii kesinlikle yapayım yaparım. Derken bozmak da çok kötü bir şey olur ama. Yok. Önemli olan yapabilmek. Evet, yardımcı olurum her zaman. İyi o zaman. Hayat müşterek yani sonuçta. Evet. Hadi bakalım, şimdi böyle diyor ama evliliğinizin 5. senesinde tekrar soracağım bu soruları. Hatta eşine soracağım yani. Evet. İnşallah aynı şeyleri söylüyor olur hala. İnşallah. Mahir, çok teşekkür ederim bugün bize, evine konuk aldığın için. Ben gerçekten çok keyifli vakit aldım. Bizim çok, için de. Çok keyifli vakit aldım ne demek bilmiyorum. Ama bunların hepsi Mahir'in annesinin hazırladığı şeyler yüzünden oluyor. Kusura bakmayın, konuşma yetimi kaybettim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben keşke şunları yemeseydik, her şey daha güzel olacaktı ama artık böyle yani, o tartıda tartılırken fazlalarımı düşünürken bizi hatırlayacağım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, geldiniz. No sunshine when she's gone. There's no one when she's away. Yeah, no sunshine when she's gone. She's gone, much too long. Anytime she goes.